çok üstünde durduğumuz bir durum. Genetiğimiz kalp hastalıklarını direkt etkiliyor mu? Mutlaka etkiliyor. Ama şunu bilin ki genetik yatkınlığınız varsa bu tek başına kalp hastası olacağınız anlamına gelmiyor. Bizim için uyarıcı olması lazım. İnsanlar bize gelip ne diyorlar biliyor musun? Diyor ki annemde kalp hastalığı var, babamda var, kardeşlerimde var. 50 yaş öncesinde herkes ya stent takılmış ya bypass olmuş. Sonra direkt şu soruyu soruyorum. Sen sigara içiyor musun? Sağlıklı yaşıyor musun? Hiçbirini yapmıyor. Yani bile bile yapmamak lazım. Hani genetik bir yatkınlığınız varsa, ailede genetik kalp hastalığı varsa mutlaka ve mutlaka bizim daha dikkatli olmamız lazım. Daha sağlıklı yaşamamız lazım. Peki özellikle kimlerde genetik yatkınlık daha fazla? Annenizde, babanızda ve kardeşlerinizde özellikle 50 yaşından önce damar hastalığı çıkmışsa, birileri kalp krizi geçirmişse burada sizin genetik yatkınlığınızın yüksek olduğunu gösteriyor. Yani kitabı bilgi olarak genelde babada 55 yaş, annede 65 yaşından önce gelişen bir kalp hastalığı genetik yatkınlık olacağını gösterir ama özellikle bu hastalık 50 yaşından önce ortaya çıkmışsa sizin riskiniz daha fazla demektir. Onun dışında özellikle sadece tabii kalp hastalıkları kalp krizinden ibaret değil. Ne var? Farklı hastalıklar var. Kalp kası büyümeleri var. Ani ritim bozuklukları var. Ani kayıplar var. Eğer ailenizde özellikle genç yaşta 40 yaştan önce sebebi bilinmeyen ani kayıplar varsa ya da birilerinde İşte kalp yetersizliği tanısı konuldu, kalp büyümesi tanısı konuldu genç yaşlarda. Bunlar varsa sizin de mutlaka taramadan geçmeniz lazım. Neden? Çünkü özellikle mesela hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz bazı hastalıklar ciddi genetik geçiş gösteriyor. Yani şunu bilmeniz lazım. Genetik hastalıklar sadece kalp krizinden ibaret değildir. Farklı farklı kalp hastalıkları genetik geçiş gösterebilir. Peki benim genetik yatkınlığım var. Ben ne yapacağım? Tabii sağlıklı yaşamak dışında ne yapabilirsiniz? Mutlaka ve mutlaka gidip muayene olmanız lazım. Şikayetiniz ortaya çıkmadan önce muayene olmanız lazım. Belli aralıklarla check-up'tan geçmeniz lazım. Neden? Çünkü çok sağlıklı yaşasanız bile bu genetik yatkınlık nedeniyle bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Çok ciddi bir genetik yatkınlık var. Sizde 35 yaşta çıkacak bir hastalık, çok sağlıklı yaşadınız, dikkat ettiniz kendinize. 50-55 yaşlarında, 60'lı yaşlarda ortaya çıktı. Ama yine ortaya çıkıyor. Daha geç yaşta olsa ortaya çıkıyor. Bu nedenle ne yapıyoruz biz? Genetik yatkınlığımız varsa mutlaka ve mutlaka kendimize bir hekim buluyoruz ve ona düzenli olarak kontrole gidiyoruz. Tabii genetik yatkınlığı olan kişilerde bir de şöyle bir nokta var. Gen terapisi mümkün mü genetik olarak? Şimdi bakıldığında gen terapisi şu an için herhangi bir yerde yapılmıyor ama özellikle bazı ritim bozukluğuyla giden ciddi hastalıklar var. Mesela sporcularda böyle müsabaka sırasında ani kalp durmaları vesaire oluyor ya, bunlar da genetik yatkınlık çok fazla. İşte bu tür durumlarda ne yapılıyor biliyor musun? Mesela kişiye koruyucu kalp pili takılabiliyor. Bu kalp pili ne yapıyor? Orada bekçilik yapıyor. Ani bir ritim bozukluğu geliştiğinde devreye giriyor, ritmi düzenliyor ve kişiyi hayata bağlıyor. Yani bu noktalara dikkat etmek lazım. O açıdan genetik yatkınlığınız varsa ne yapıyorsunuz? Hemen gidip bir muayene oluyorsunuz.